Merhaba arkadaşlar, ben Cihat. Bugün Olcan'la beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Kemik kadroya zaten bu araç tanıdık gelecektir. Kanalın ilk videosu ve Galip'le çekmiştik. Stoktu, modifiye sürecini anlatmıştık. Yine aracımız her zamanki bir stok değil. Yani aracımızda oynamalar var. İstersen kısaca modifiye reçetesinden bahsedelim. Neler var yani araçta? Yani reçetesi şöyle. Bujimiz, bobinimiz, dump valve'imiz, wastegate'imiz. Tabii R8 bobin çok önemli. TSI'larda özellikle. Onun haricinde işte standart kayan kutu içi filtremiz var. Custom yapılmış 10.5 litre güzel bir Bolton intercooler'ımız var. Yani şu anda aracımız parçalarının daha altında bir basınçta yürüyor. Çok fazla yormuyoruz. Kaç beygir şu an tahminen? Şu an tahminen 220, 215, 220, 230 civarı olabilir. Ben takipçilerden duyuyorum. Daha önce çekmiştin. Niye tekrar çekiyoruz? Güncellemeler var araçta. Hem onlara değineceğiz hem 1.8 Cupra'ya değineceğiz. Hani Stage 5 Cupra çıkarsa ileride ona çekeceğiz. Yani son Cupra videosu olabilir 1.4'te bu. Onun dışında bu artık son Ibiza Cupra videosu diye değerlendirebiliriz. 1.8 çıkarsa tabii. Onu da alırız. O zaman aracın içine geçelim. Başlayalım. Evet arkadaşlar, Cupra'nın içine geçtik. Arkada da zaten Can var. 1.8 Cupra'yı bahsetmiştik az önce. O da bir 1.8 Cupra sahibi. Hem böyle bir ince karşılaştırma yaparken yararlı bilgileri sen paylaşırsın kanka. Güzel olur. Tamamdır. İstersen ilk 1.4 Cupra'mızdan başlayalım. Başlayalım. Kabaca bahsettik aslında dışarıda zaten. Biraz verdik bilgi. Stok verilerini istersen kabaca yine bahsedelim kağıt üstü verilerinden. Yani sonra stok olmayan sonra verilerine gelelim. Yapılanlardan bahsederiz. Aracımız stokta fabrika çıkışlı 1.4 Twin Charger olarak geçiyor. Hem turbo beslemeli hem kompresörü var. Sıkı takipçiler artık zaten ezberlemiştir. Evet, herkes hakim artık aşağı yukarı kanalı takip eden. Aracımızda fabrika çıkışı 180 beygir olarak geliyor. 0.169 gibi bir değer ama işte İzmir'in asfaltında ne kadar gerçek. Biraz patinaj çekiyoruz. Tartışılır. Hafiften bir sarıyor aracımız. Araç ben sahibi olduğumda stoktu. Biz yine kurcaladık. O biraz rahat duramadık, bir kaşıntı oldu. Hatta kademe kademe ilerledin. Evet, bir, önce stage 1 sonra stage 2. Yavaş yavaş evet, öğrenci stage olduğumuz stage için. Stage 1'de sadece herhalde yazılım. Sadece egzoz yapıyorlar. Downpipe, işte çapı birazcık önem teşkil ediyor. Downpipe, onun haricinde yazılım. Kutu içi bir de filtremizle stage 1 oluyor araba. 210 beygir falan herhalde. 210-215 beygir civarı. Bastığı basınca göre de stage 1'de zaten basılabileceği basınçlar belli. Bize yetmedi o yine. Biz tabii kaşındık. Ekstradan dump valve'imiz takıldı, wastegate'imiz takıldı. Bu arabaların ateşlemeleri problemleriyle ünlüdür. R8 o yüzden bobin. R8 kırmızı bobinimiz, iridium bujimiz takıldı. Intercooler büyüdü. Arkasından tabii araba çok kısıyordu kendini. Aşırı bir IAT'miz çok yükseliyordu. Custom bir 10.5 litre intercooler koyduk. Forge'unkinden daha verimli oldu. Ben şu anda Forge'un Twin Cooler'ından daha yani daha soğuklarda gezdiğimi söyleyebilirim. Forge'un boyutu aynı kalıyordu galiba. Üst üste mi takıyordu? Üste takıyorlardı. 3.5 litre orijinali. Üstüne bir 7 litre Forge'unki geliyordu. Yine 10.5 litre oluyordu. 10-10.5 civarı oluyor aynen. Doğru söylüyorsun. Forge'un Twin Cooler'ı üste geçirmeli. Forge'un bir de Wagner kıvamında EG Motor Smart. Büyük kocaman Motor var değil mi? Evet, çok büyük bir intercooler daha var. O EBAT olarak 10.5-11 arası. Ama dediğin senin Twin Cooler tabii ki de. Şu an üstündeki zaten Wagner'in, EG Motorsports'un, Forge'un intercooler'ın replikası. Aynen, zaten ebatları şişmiyor değil mi? Aynen, ebatları aynı zaten. IAT'miz 25 derece, 30 demiyor özellikle şu an kış aylarında zaten daha da rahat. Turbo havası. Pompa yakıt. Pompa yakıt, yakıta girmemeye özen gösterdim. Çünkü günlük kullanıyorum, her gün Bostan'dan Balçova'ya gidip geliyorum. Hani o İşte metanolüdür, efendime söyleyeyim tolyenidir, o tarz yakıt olayları. Metanol kit düşünüyor musun ileride? Ya gelecekte neden olmasın tabii ama ya burada maddi koşullar da rol oynuyor. Çok da fazla kendimizi sıkmadan. IAM'in artık güncel fiyatlar herhalde. Oldukça arttı, çok saçma sapan fiyatlar istiyorlar. Bilgi var mı canına kadar şu an IAM'in? Kanka en son 2.5 civarlarındaydı, şu anda da çıkıyor. Mesela geçen sene 1800'de 0 alabiliyordun, şu an 1800'de ikinci eli bile yok yani. Dövizler aynen öyle. Dövizle beraber çok arttı. V2 kıymetli olanı, nozzle farklılığı var, aynen pas öyle. Var. Hani bir sürü opsiyon parçası var, hepsini toplayınca da yüksek kabarık fiyat çıkıyor. Aynen öyle.
tünele de geldik. İstersen egzoza bahsetmeden o önce zaman, bir sesini duyuralım. Bir sesini duyuralım hemen. Bir açalım. Hafif olarak şuradan şöyle birazcık tedavi. Biraz tedavi verelim. Çok farklı da etkin gösteriyor kendini. Yani sesi hoş. Güzel bir ses veriyor. Çok da trafik kurallarını ihlal etmeden. Ya trafik var inceden. Hafif hafif ama. Birazcık belki bir. Ses gayet güzel ama. Ses güzel, ses sıkıntısı yok. Tamam, bir tane daha düşürüp bir 2'den 140'a kadar çevirmeyi düşünüyorum ben. Olup olacağı bu. Papen Banks yok bizde. Yani o tarz şeyler, ya bilmiyorum ben. Çok tamamen keyif ve zevk alakalı, yani onlarla alakalı bir şey. Ne pek sağlık değil galiba motor için. Yani yakıtın sarfiyatını arttırdığına dair duyumlarım oldu. Onun haricinde. Aynen öyle. Tekrar tükürüyor, tekrar sirküleye gidiyor. Tabii o patlama geri motora da geliyor. Sadece yani, egzoz çapında olmuyor patlama. Aynen öyle. Yani bu motorlar da, bu arabalar da diyeyim daha doğrusu. 1.4 TSI Twin Charger'lar. Birazcık naiflikleriyle bilinen motorlar. Sonra zaten 1.8'e geçti. Sonra aynen 2.0'a geçti. 2.0'a geçti. Önce 1.8 sonra 2.0. Cupra'da çıktı mı 2.0? Ya çıktı. Polo GTI'da çıktı. Cupra'da çıktı mı? Çıktı. Onu bir bilene danışmak GTI'da lazım. GTI'da da çıktı. Ama hani konsept niteliğinde hala daha üretilmedi. Üretildi ama yola çıkmadı. Tanıtıldı sadece. Bu arada bahsetmemiz gereken bir diğer ekstra özelliğimiz şu DSG yazılımı. Yani aracın hem artan torka dayanması için bir gereklilik haline gelmişti Stagic yazılımından sonra. Kalibrasyon yaptınız orada. Aynen öyle. Hem şanzıman kalibrasyonu yapıldı hem de launch control yazılımı yazıldı. Bakımdan zaten ciddi bir fark oldu. Fark herhalde, yani oldukça hissedilen, ya gözle görülür bir artış var vites geçiş hızında. Ayrıyeten işte bir de ekstra bir oyuncağımız oldu. Launch kontrolümüz var. Güzel havalarda, güzel asfaltlarda deniyoruz. Hiç fark etti mi launch kontrolü? 0-100'ü ölçebiliriz mi? Ya 0-100'ü çok sarıyor yine araba. Ölçemiyoruz. Çok sarıyor dediğin gibi. O konuda çok haklısın. Yani hem benim lastik seçimimde de, yani bunun onunla da payı var. Ya da bir pist zemininde falan deneyeceksin. Yani piste çıkarmak çok istiyoruz ama pistimiz tabii kapalı. İnşallah ileride. Öyle de bir durumumuz var. İnşallah nasip olursa. Muhammed Ali Ülke'de buradan selamımız buradan olsun. Selam. Bir de araba ağırlık bakımından, şanzımanı bakımından da 215-40-17 ebatta ya. O zaten o ağırlıktaki bir araç için hani araba ebat, sıkıntılı bir ebat, ondan sarması kaçınılmaz zaten. Hani direkt adapte olmuyor asfalta. Aynen öyle. Zaten dediğin gibi az önce de İzmir'in asfaltı çok kötü. Kaymak asfalt var. Kitli diferansiyel yok bir de. Yani elektronik kitli var. XDS var. Yazılımla müdahale edilip işte aktivitesi daha çok arttırılabiliyormuş. Ama hani böyle gerçek bir taypar kilidi, mekanik kilit öyle bir hissiyat asla yok. O kadar ona yaklaşamıyor ki hani yürüyeninde de yaptığımız şeyler var işte. 3.5'luk Aybah yayımız var. STGX Motorsports'un spacer'ları var. Hani viraj için birazcık daha çabaladık. Spacer kaç santim şu an? Önlerde 1.2, arkalarda 1.5. Kıvamında ama yani? Ya hem sürtmüyor işte ne bileyim jantları çok fazla zedelemiyor, zarar vermiyor. İdealinin bu olduğunu düşündüm. Öyle balans bir. Balans yapıyor mu? Balans çok yapmadı. Tabii biraz oluyor. Tünele girmeden önce egzoz detayında kalmıştık. İstersen de detaylı bir şekilde anlatalım. Tabii. Egzozumuz custom. 70'lik downpipe'ımız var. Arada herhangi bir susturucu yok. Orijinal kendi boruları dümdüz geliyor. Sesten belli oluyor zaten. Yani muhtemelen belli oluyordur. Sonda da kumandalı bir varex'imiz var. Bir kazanımız var. Bu da i̇şte, günlük kullanımda şart artık. Aynen öyle. Polislerle başımızın derde girmemesi için. Çevreye rahatsızlık vermemek için. Böyle bir yol izledim. Ya verimliliği konusunda da bir sıkıntı çekmedim şu anda. Yani, bu güçlüğünde artık sınır değil mi bu egzoz çapı? Aynen öyle. Daha üst etaplarda basıncı arttıkça egzoz çapını büyütmemiz gerekiyor. Peki
belki Stage 2'den daha üstü bir setup yapmak istersek herhalde hibrit turbo gerekiyor ilk. Aynen öyle, turbonun palleri değişiyor. Motor içi stok ne kadar destekliyordu bunda? Motor içi stok 270-280 beygire kadar yakıtlı yazılımda destekliyor. Kaldı ondan bir. Sonra artık. Tabii ondan sonra motor içine girmek. Ya en kötü ihtimalle bir hibrit turbo kesinlikle yapmak zaten Stage 2'nin üstüne gerekiyor. Ondan sonra forged motor, forged parçalar onlar daha başlıyor. Daha büyük turbo. Daha büyük turbo. Ondan sonra işte yakıt sistemi, pompası bilmem neleri değişiyor. Ya önü çok açık. Zaten yapılabilecek çok şey var. Zaten öndeki pompa 285-290 beygir civarına kadar destekliyor benim bildiğim 1.4 DSi grubunda. Sonra onu upgrade'lemek lazım. Sonrasında işte high pressure fluid pump, yüksek basınçlı pompa takılması gerekiyor. Aynen öyle. Onun dışında zaten hani forged'lanan motorda genelde iki üstü bar basan arkadaşlar da var. Peki bu kadar stage konuştuk. Mutlaka hani bir kronik sorun, bir sorun doğuruyordur bunlar. Yani, ufak da olsa. Aynen, en başta herhalde herkesin bildiği yağ yakma, yağ eksiltme. Yani 1.4 TSI'ların özellikle hani kroniği deyip kötü günü böyle. Evet. Kötü reputasyonu hani, o sebeple. Hani insanların korkup yaklaştığı, tercih etmeme nedenleri arasında olan şey. Eski motor tipleri vardı, JAV. Onlar da özellikle hani atıyorum mesela CTH 5000'de yarım litre, 1 litre eksiltiyorsa eğer yağ, onlar 4 litre, 3 litre hani yağsız kalana kadar. 1000 kilometrede 1 litre falan eksilten de işte. Ya o tarz yağ yakan JAV motorlar ben duydum. Gerçekten kilometre başına 1 litre, belki 1 litreden daha fazla eksiltenler oluyormuş. Ama CTH arasında yağ yakmıyor diye bir şey yok. Hani CTH da yağ. Aynen öyle. Oluyor yani. Ya, yazda olsa. Bu aracımız CTH. Ya 4000'de, 5000'de. Ya her ne kadar hani yetkili servis bakımlı olsa dahi yazılım yapıldıktan sonra yağsı işte ne bileyim bakım aralıkları erkene çekilse dahi. Hani bu yağ yakma durumuna Volkswagen 1.4 TSI'de pek mani olamamış. Ya açıkçası CTH'da eskiye nazaran azalttılar. Özellikle CTH'ın 2014-15'te gelenlerinde daha da az. 13'te yine bir nebze var. CTH'ın zaten kendi arasında yanlış hatırlamıyorsam DJX diye kodları vardı. Onlar da değişim oldu. Son koda doğru iyice kesildi. Kesiliyor, azalıyor. Ama sonuç olarak bu turbo bir araç. İlla yağ eksiltir demişti, yağ kullanır. Yani sıkıştırma yüksek. Bu araca aynen öyle. Ki aracın kendi kullanım kılavuzunu okursanız eksiltme eğer. Eksiltme var diye yazıyor. Bu araç yağ eksiltecek haberiniz olsun diye önden bir bilgi veriyor zaten. Kullandığınız yağ hala aynı mı? Yok değişti. Sonrası. Tabii çok. Şey şu anda 300 ve 530 motil yağ kullanıyorum. Aynı zamanda bakımdan bakıma Likimoli'nin Seratec katkısında kullandım. Yani yaklaşık bir bakım kadar kullandım. İşte şu daha anda onun sonucuna ulaşıyoruz. Galiba. Aynen öyle, piston engelli için daha faydalı olduğunu söyleyenler oldu. Kullandık, faydasını gördük. Arabamız 98.000'de. Maşallah hala maşallah inşallah diyelim, vuralım. Saat gibi çalışıyor hala. Hala değmemiş. Evet, hala daily driver olarak görevini. Hala anahtar değmemiş. 100.000'e yaklaşmış nadir kupralarda. Yani herhangi bir ne motorunda ne şanzımanında herhangi bir değişiklik. Diğer araçlara nazaran diyelim. Uzaktan yakından olmadı. Yani bir devirdayım pompamız değişti. Ki o da kronik bir problemi. Başka onun motor haricinde içinde sorun var mı? Yok yani kayışı zaten yok. Triggerli. Zincir olarak kullanıyorlar. Triggerli zincir olarak kullanılmış motorda. Onun haricinde bir V kayışı var. Ya, periyodik aslında bakımlarını yaptırıp günlük olarak öğrencinin hani keyifli, zevk alarak yakıtını koyup gazlayabileceği. Aynen öyle. Çünkü gerçekten çok şaka yapıyor. Çok güldürüyor. DSG'nin 7 ileri olması aslında tam öğrenci spek. Yakıt hani tüketimi güzel bir avantaj. Aynen öyle. Ya basmazsak basmasın az yakıyor. Az basarsak hakkını veriyor. Yüzünü güldürüyor. Hızlı vites atması zaten. O en büyük avantajı o. Yani bu güçlerde bu kadar seri yürümesinin 100-200 süresini fabrika çıkışında bile zaten çok düşük bir değer. Launch control test. Bir launch control yapalım ya. Yerimizi aldık. Aracımızı kurduk. Tuş falan yok. Ya tuş falan yok. Frenle gazı aynı anda basıyoruz. Tabii biraz tutunamıyoruz. Yapışayım mı? Yapışayım. Çıkacağız ama ya. Bakayım belki yakalarız. Yakalayamayız, çıkmamız lazım. Belki o da çıkar. Bir mucize olmasın mı? Oluyor.
Arabada mı çıktı? Çıkıyor. Biraz taciz edelim. Tanıdık mı abi? Ona göre gireceğim. Valla ben tanımıyorum beyaz FK'yı. Ben tanımıyorum birden. Aa, virajda esnetiyor iyiymiş. Hızlı. Bayağı hızlı. Stage 2. 2-0 mı bu? Ben kapatıyorum videoyu kanka. Evet, önemli. Bizi yer bayağı bir. Saldı, tamam, yeter bu kadar. Yani rezil de olmadık. Evet kanka, işin uzatmayalım daha fazla. Şu kapanış patlamadan. Buradan Tayyip Arcı'ya da selamımız olsun. Buradan Tayyip Arcı'ya da selam söyleyelim. Bayağı gazladık. Stage'ler hakkında bahsettik. Herhalde ekleyeceğimiz bir nokta kalmadı diye düşünüyorum. Niye takipçilerin aklına bir şey gelirse ya da sizin eklemek istediğiniz bir nokta var mı? Yani söyleyeceklerim bu kadar, teşekkür ederim. Benden bu kadar. Yorum şeklinde yazabilir takipçiler. O yönden yardımcı oluruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.